Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün N4 Soğuk grameri. Bu gramer çok kullanışlı, çok güzel bir gramer. Anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir örnekle başlayalım. Konu kek va. Bu kek oysores. Bu kek lezzetli gözüküyor demek. Şimdi lezzetli gözüküyor ne demek? Şimdi keki yesen hani aa bu lezzetliymiş veya ay bu iğrençmiş dersin. Ama yedikten sonra hani bu lezzetli gözüküyor demezsin, değil mi? Artık eminsindir lezzetli olup olmadığından. Yani bu gramerimiz öyle gözüküyor. Hani dışarıdan bakılınca önüne bir dondurma geldi diyelim. Çok lezzetli gözüküyor dersin, değil mi? Ama daha yemedin. Yiyene kadar bilmiyorsun. O yüzden oysa diyebilirsin mesela. Ne yapacağız? Kesin bilmediğimiz, yani bizim bakış açımıza göre dışarıdan bakılınca öyle gözüküyor anlamında kullanılıyor. İyi sıfatlarında iyi kalkıyor sondaki so geliyor. Na sıfatlarında olduğu gibi so geliyor. Mesela soru var burada. Kolay gözüküyor diyeceğiz. Daha çözmedik. Kantanso diyebiliriz mesela. Fiillere de gelebilir. Fiil örnek vermedim burada ama. Mesela adam gördünüz değil mi? Ağlayacak, böyle duygusallaşmış. Tam ağlamıyor ama gözleri işte kızarmış, böyle damlalar tam düşecek. Yani ağlayacak gibi dersin. Mesela nakimas, naku ağlamak. Nakimas, anootoko, nakiso ağlayacak gibi. Mesela fiillerde de kullanılabiliyor. Mesela diyelim yukarı baktınız. Hava bulutlu. Şimdi amega furimas dersem yağmur yağacak, kesin bilgi vermiş olurum, ama ben bakıyorum hava bulutlanmaya başladı, ne derim? Aa, yağmur yağacak gibi gözüküyor derim, değil mi? Furu fiilini masu yaptım, furimas. Masuyu çıkardım, su ekledim. Amega furiso diyebilirim. Yani yağmur yağacak gibi, furiso. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bu so grameri iki tane kullanımı var, iki tane gramer. Birisi cümlelerin sonuna olduğu gibi gelen, değişiklik olmadan mışmış anlamı veren. Yani birinden duydun. Dedin ki bu kek lezzetliymiş. Biri söyledi. Sen de bana söylüyorsun. Bu kek lezzetliymiş diyorsun. Nereden biliyorsun? İşte biri söyledi bana. Ama buradaki bizim şu an göreceğimiz o işinin, yani iyi sıfatlarına iyi kaldırılıp gelen, na sıfatlarına olduğu gibi geliyor. Fiillerde de masu çekimine gelen so. Yani öyle gözüküyor anlamını veren so. Yani bu başka bir gramer. Onunla karıştırmayın. Tamam, bu ikisi. Bizim şu an işlediğimiz gramer şu. Şimdi devam edelim. Şimdi bir çalıştırma yapalım. O işi ne yapıyorduk? İyi kaldırdık. O iş so lezzetli gözüküyor. Şimdi iyi kelimesi var. İyi bir de yo, ikisi aynı şey. Bu çevirirken so'ya iyi so değil de yosa so diye çeviriyoruz. Yosa so. Genki mesela, genki genki so. Değil mi? Genki bir na sıfatı olduğu için genki so. Isogashi meşgul demek. İyi kaldırdık. Isogash so meşgul gözüküyor demek. Yani bir adam görün orada sürekli iş uğraşıyor. Aa, bence ona hiç sorma, rahatsız etme, çok meşgul gözüküyor. Mesela isogashi so anahito isogashi so. Genki so mesela, çok enerjik birini gördün. Ah, şuna bak ne kadar enerjik gözüküyor. Genki so. Hima boş demek, boş zamanı çok olmak. Beni gördü mesela Serdar Sensen var, hima so şu an boş gözüküyor. Boş zamanı var gözüküyor. Kakkoy burada sonunda iyi olduğu için kakko yosa so deniliyor. Kakko yosa so, yani havalı gözüküyor. İtay mesela, benim elim yaralandı. Sen diyorsun ki çok acıyor gibi, acıyor gibi gözüküyor diyeceksin. Itaso. Kesin bilmediğin için acı boncuğum adını. Acıyor olmalı demek yani. Itaso. Daijobu bir nasfatı olduğu için daijobu so. So olduğu gibi geliyor nasfatlarında. Kono keki ve oiso. Şimdi önümüze kek geldi. Daha yemedik. Çok lezzetli gözüküyor. Kono keki ve oiso. Ano DJ wa tanoshi so. O DJ eğlenceli gözüküyor. Tanoshi so. İyi kaldırmış, so getirmiş. Kono game wa
Bu oyun diyor. Omoshiro so, omoshiroi. Eğlenceli gözüküyor. Omoshiro so, ilginç gözüküyor. Omoshiroi, omoshiro so. Şimdi bir restoran gördünüz, içeri girmediniz. Aa, ne diyeceğiz? Bu restoran şöyle gözüküyor, böyle gözüküyor. Ne diyebiliriz? Yasuso, yasui ucuz. Ucuz gözüküyor demek için yasuso. Kovai, kovaso korkunç gözüküyor. Takaso, takai, takaso pahalı gözüküyor. Şimdi ben şeyi yapmayı unutmuşum. Bunu olumsuzu peki nasıl yapabiliriz? Mesela pahalı gözükmüyor diyeceğiz. Veya bu hiç şey gözükmüyor. Yani lezzetli gözükmüyor. Mesela oishi. Oishi. Bir dakika. Oi. Şeyle karıştırırım şeyleri ya. Oi. Bir dakika. Romaji ile kanjileri karıştırıyorum ya. Aynı cümlede yazarken. Bir dakika. Oi. Oishi. Şimdi oishi kunai bir yapalım. Oishiku. Önce bir olumsuz. Ya bak yine şeyle yazdım ya. Allah'ım yarabbim. Bu böyle yazamayacağım ben bunu. En iyisi ben şunu bir kapatayım. Çıkar. Şimdi olumsuzunu bir göstereceğim. Olumsuzunda da şimdi şunu sil önüne. Şimdi olumsuzuna bakalım. Mesela oishi dedik değil mi? İlk önce bunu bir olumsuz yapmamız lazım. Oishi kunai. Şimdi biz bunu so çekeceğiz fakat bunda şöyle yapmıyoruz. Oishi kunai so demiyoruz. Araya bir tane fazla na gelmiyor. Oishi na, pardon, sa. Oishi na sa so. Oishi na sa so. Başka ne diyebiliriz? Yasuku na sa so. Yasuku nai. Ucuz değil, ucuz gözükmüyor. Yasuku na sa so. Araya bir tane fazladan sağ gelmesi lazım. Yani bunu bilmiyorum anladınız mı da araya sağ geliyor yani. Yani şöyle şimdi başka ne fiil var? Başka aklıma gelmiyor. Buna hazırlamayı unuttum. Unuttum şey olarak. Yani anladınız mı mesela? Yasu kunai değil mi? İ'yi kaldırdık. Saso getiriyoruz. Arso değil araya sağ gelecek. Neyse işte. Anladıysanız karşınıza gelirse bunu dikkat edin zaten farkına varırsınız. Anlamadıysanız bana söyleyin ben yorumlara falan şey yapayım. Neyse buraya kadar sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.